Eğer burada dilenler ki var ha, o Azerbaycan dili halis onu müdafilenler var. Yedin ki o var, bir 30 yıldan 20 yıldan sonra diyecekler ki, bizim familyamızın sonunda olan ov da bizimkidir. Arkadaş çor da bu. Ahı böyle bunu bilenler de bu tür danışırlar da ama teaccüb gelir. Ben hesap edirim, o defede çıkışımda dedim, anarla bizim fikrimiz eynidir. Azerbaycan Türkçesi, milliyetimiz de Azerbaycan Türk'ü. En doğrusu budur. Şimdi burada nedir? Ben hissediyorum. Çok garibedir ki. Bunu savatsızlar diyen de ben bunu başa düşürüm. Ama bazen yazışı, alim de bu iddianı ileyende ki aman günü de biz eğer biz Türkçe yazsak onda biz Anadolu Türklerinin dilinde danışmalı olacağız. Ve Atatürk'ten istat getirmeyi, Atatürk büyüktü, Türk dili, Türk halkına hürmetimiz var. Bunu kim inkar ediyor? Sohbet ondan geçmez. Eğer biz bu günleri Konstitüsyada yazırıksa ki Azerbaycan Türkçesi bu ödeyen sözü ki biz Anadolu Türkçesine danışacağız. Kasiyen yok. Baba garip olsa savaşsız adamlar bunu benden soruşurlar. Ama buna alim yazışı diye de bana tercübe gelir. Onun öz yeri var bunun öz yeri. Yusuf Semedoğlu diyende ki ben 40% başa düşmürem Türkleri. Yusuf onda benim daha sen hiç sözüm yoktu. Senin rahmetli atan Allah rahmet eylesin hamımızın ustadı. Demişti ben Türk'üm seni bilsem ben Azerbaycanlıyım. Hiç başa düşmüyorum. Onun için kaldı Kazım Bey'den buna istat getirirler, o boynuna kaçtalanlar. O bizim için zerdabilerin, zekelilerin, sabirlerin ve füzulilerin kabağında işledi. O izdilimin dininden imtina edip. İndi benim için meyyar oldu Kazım Bey. Ben uzun danışmak lazım değil, ben kısaca diyeyim fikrimi. Ben öyle geldi ki, ya da burada Elçin Meallim'in, Elçin Efendiyev'in bir teklifi olur. Mənə elə gəlir, o təklif də yaxşı təklifdir. Dövlət dilimiz Azərbaycan dili, mötərzədə Türk, heç olmasa yazılsın. Abı Füzuli rəhmətli 400 il bundan əvvəl, 500 il bundan əvvəl deyir ki, deyirlər ki, Türk dilində yazmaq çətindir. Mən bu asanı, bu düşvarı asan eylərəm. Abı mənim babam əgər belə deyirsə, və Sabir əgər deyirsə ki, o zaman Sabirin dövründə biri Türk dilindən şeyi tərcüm edib, altta yazdım ki tercüme edeni filan kes, yani Osmanlı Türkçesinden. Sabir de ona çağırır, kahkaha ecep gülmelisin. Türkçeden Türkçe'ye de tercüme ola. Bunlar bizim gözümüzün kabağında olan şeylerdir. Bu muydu hakikati? Neferi biz inkar edildi, ben başa düşebilirim. Eğer bizim dede babamız böyle deyipse, bizim ne hakkımız var bundan çıkar? Benim kitaplarımı Türkçe'de çap edirler. Heyder benim, sizi inandırırım. Ev eynen, nece ben yazmışam o şafiliyle. Ama üstünde bazı sözler üzerinde, bir yazılan altta yazılır. Mesela, ben yazıram aktarmak, o üstte bir yazım altta yazı aramak. Bu cür farklarla kitaplar çapılır, hiç o tercümeye de ihtiyacı yoktu. Ve benim kitaplarım orada, ona kadar kitabım çapılır ve çok bir memnuniyetle Türk okutsun bunu okuyor. Benim teklifim budur, hayır şeyden burada birbirimize gelin atmaca, atmaya. Ben kişinin altındanım sana, sen de ayrı yerden sen, tatlansın. Doktor Mevlüt, bir de, Doktor Mevlüt, bir dakika. Ben bir neçe daha demişim, yine derim, ve siz de çok büyük bizim şairimiz, çok büyük isim olduğunuza göre bir neçe meseleni araştırmaz derim. Ben özüm doktor işte, ben bunu aynı 31'inde de demişim, bugün de derim. Ve hiçbir kesim fikrine de tesir etmek istemiyorum. Ancak yazar ki Azerbaycan Türkçesi. Gelin biraz derinden fikirleşek. Biz demek Türkçenin bir lehçesi mi nedir? Dilin adı var. Hürmetli Anar bir misal getirir ki dünyada böyle bir precedent var. Kırım Tatar dili. Var. Mani olmuyor. Hayır, mani olmuyor. Ben bilmem aramda. Kırım Tatar dili. Var. Ancak ondan sonra halka. Fransa, Fransız dili. İspanya, İspan dili. Yunanistan, hayır, mani olmuyor. Ben özüm bilmem ne diyor.
Ben hiç vakit o mektepte okuyanda da suflördan istifade etmemişim sizin için. Ben hemşe ot biliyimle danışmışım. Yunanistan Yunan dilidir. Çin Çin dilidir. Rusya Rus dilidir. Belarusya Belarus dilidir. Ukrayna Ukrayna dilidir. Çekoslovakya. Bu bir dildir. Ama indi ayrılıplar, evvel de belaydı, bir yerde olanda da. Çek dili ayrıydı, Slovakya dili ayrıydı. Ama bunların fergi bizle Anadolu Türkiye'sinin olan fergden hem az. Ben bunlarla danışmışım abi. Çek'le de danıştım, Slovakya'la danıştım. Diyelim birbirimize ne dil de danıştık, diyelim ne dil de bizim dilimiz birdir. Bilirsiniz, dünya belədir. Yani Türk dilli halklara bakar. Bəli, biz Türk dilli halklardan biriyik və Türk mənşəli bir xalqdır. Kökümüz birdir. Özbək dili var, Qazaq dili var, Qırğız dili var, Tatar dili var, Başqırt dili var, Türkmen dili var, Kumuk dili var. İndi bəs nə o tərəfdən biz olalım? Demək bu Türk dilli xalqlarında her birinin dilin özünün bir adı var. Türk dilli halk, Tatar dili de var. Türk dilli halklar. Odisi grup diller var. Onların da her biri bir grupa dahildi ama her birinin öz adı var. Ama biz gelin dilimizi eliyek, yine de diyorum, ben bunu ehtiraz noktayı nezarında demirəm. Özüme istəyirəm, aydınlık getirəm. Siz bu işin mütəxəssisisiniz, siz dil işlədirsiniz, dilçisiniz və yaz, şehrlər yazırsınız, romanlar yazırsınız, cəmaata dil örgədirsiniz. Axı nədir Azərbaycan Türkçəsi? Millətimiz nədir? Azərbaycan Türkü. Nədir bu millətin işad olsun? Bəs niyə Özbək demir özünə ki, Özbəkistan Türkü? Tatar, niyə demir ki, mən Tatarstan Türkiyə? Bilirsiniz, bunu gəlin araşdıraq. Siz deyirsiniz ki, haçalama gedir. Və bu, belə mübahisə olsa çox şey gəlir, əlbəttə. İndi mən görürsünüz nə qədər mən buna vaxt sərf eləyirəm və hesab etmirəm ki, mən burada çox böyük iş görürəm. Bu mənim borcumdur. Çünki mən bunu araşdırmamış, bu yekayətə məsuliyyəti özlərimə götürə bilmənəm. Amma araşdırmaq üçün də bu suallar çıxır. Demək, belə çıxır ki, indi biz həm dilimizin adını yenidən, bu 60 il müddətində yaşadığımızdan yenidən qoymalıyıq, həm də millətimizin adını yenidən qoymalıyıq. Onda ölkəmizin adını dəyişdi. Bunu düşünmək lazım. Yenə də deyirəm, mən sizin sözlərinizə etiraz etmək məqsədi ilə yox. Bu sualları verirəm ki, biraz da bunu, biraz da nətər, mübahisə tərəf görə axı bu harasız, hara çıxırıq biz. Doğrudur, tariximiz bizim elə belə gəlib, talimiz elə gəlib ki, indi məsələ, bizə Tatar deyiblər. Amma biz Tatar deyil ya. Neçə illər bizə Tatar deyil? Elə Hasan bəy Zərdabi də öz-özünə Tatar deyibdi. Qobuslar da özləri özlərinə Tatar deyiblər. Bəs bu Bakıda bir belə, Azərbaycanda bir belə Azərbaycanlının ziyalı olduğu halda məktəblər açılmışdı Rusko-Tatarski şkol. Bəs niyə bir o vaxtları Cəlil Məmməd Qulzadə, Sabir, Üzər Hacıbəyov, Məmməd Əmri Rəsulzadə, Əhməd Bəy Ağayev, başqaları Əlbəy Hüseynzadə, niyə bir turk demədilər çağı? Necə Rusko-Tatarski? Şkola. Niyə durub bunu bir etiraz eləmədilər? Hamı da bunu qəbul elədi, Rusko-Tatarski şkola. İndi mən deyə bilmənəm niyə belə olur. Mən heç bunu təhlil etmək istəmirəm. Amma mən bununla sadəcə demək istəyirəm ki, bizim indi aqibətimiz belə olubdur. Bizim taleyimiz belə olubdur. Rusiyada bizə Tatar deyiblər. Rusiyanın burada qubernatorları bizə Tatar deyiblər. Yazılarda bizə Tatar deyiblər. Ondan sonra 18-ci ildən gəliblər
Türk deyipler. Allah'a şükürler olsun. 18. yıldan 36. yıla kadar 18 yıl müddetinde Türk dili Türkçedir. 36. yıldan indiye kadar 60 yıldı biz Azerbaycan dili Azerbaycanlı değil. Şimdi bas neye gel? Bak bunlara bir cevap var yoksa yok. Ah bunlara cevap olmasa biz karar kabul edebilmeyiz. Ben sizin bir meseleye istedim münasibatımı bildirim. Mesela hamıya malumdur ki Ərəblər, Misirdə Ərəbdir, İraqda Ərəbdir, Əl-Cəzayirdə Ərəbdir, bəylə. Amma hamısı deyilər bir dildir, amma o dillərin müəyyən ləhcə fərqləri var. Amma demirlər Misir dili. Axı yerlə adlandırmaq Azərbaycanlı sözü yeri bildirir. Mən Bakılıyam, Gəncəliyam, Qubalıyam, Lui şəkilçi milləti bildirmir axı. Ərəb, hamısı Ərəbdir. Amma demirlər ki, Əl-Cəzayir Ərəbi, demirlər ki, məsələ, İraq. İraq dili, ya Əl-Cəzayir dili, ya Misir dili. Hamısını Ərəb dili deyirlər. Neyse, ben çizə bilərəm. Axtar müəllim, bu suala yenə cavab verəcəm. Slavan milletleri var, Slavan dilleri var. Bir-birinə de çok yakın, elə bizim üçün de çok tarixən yakın. Rusya, Belarusya, Ukrayna. Bunların dili eynidir. Xüsusən Belarusya ile Rusya'nın dili eynidir, Rusya'nın dili eynidir. Ona der Rus dili, o bir sonra der Belarus dili. Bəs niye deyil? Mən sizin sadece o Arap sözüne cevap vermek istedim. Yani böyle şeyler var hep tarihte. Biz burada istisna değiliz. Onu götürsen ona da cevap tapma olar. Bunu götürsen buna da cevap tapma olar. Her bir şey o zaman esaslandırma olar. Bu yerde esaslandırma olar. Ona göre bu esasların hiçbirisinin demeyi olmaz ki bu esaslanma ondan üstündür, o esaslanma bundan üstündür. Ama bizim tarihi akıbetimiz böyledir. Şimdi biz tarihi bir merhaleyiz. Biz gene öyle bir karar kabul ediyoruz ki bu hem bugünümüzü, hem geçmişimizi etsettirsin, hem de geleceğimiz için ve bugün devletçiliğimiz için biz yararlı olsun. Bak mesele burasındadır. Benim bir son sözüm de var.